bir felaketi ve ülkemiz kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya. İklim değişti. Bu sene kış olmadı. Ancak burada kar var. Ve geçmişte olsa bugün Mart ayının sonları 1 Nisan. Ve buradan geçmek mümkün değil. Belki kar yağışı vardır. Gördüğünüz gibi alanlar boş. İnsanlar yaylaya çıkmaya başlıyor. Ve burada da bir kar çığ felaketine şahitlik yapıyoruz. Zira şu an Eğriveri tüneli bu dağların altından açılıyor ve dağlardaki patlama, tüneldeki patlamalar dağlardaki karı çığ haline getiriyor. Gördüğümüz gibi bir çığ felaketine neden olmuş. Eğriveri tüneli yılan hikayesine dönmüştü. Açılacak, açılıyor, yapıldı, yapılacak deniyordu ve nihayet bu tünel başladı. Ve gördüğünüz gibi şu an o bu dağların Eğriveri'nin altından Şebin Kırahisar Giresun yolunu 10 kilometre kısaltacak, kışın rahat geçiş imkanını sağlayacak Eğriveri tünelinin hemen giriş noktasındayız. Buna aynı zamanda Türkiye'nin en güzel uranyum maden yatağından biri. Burası. Evet. Dağlar ne kadar yüce olursa olsun üzerinden yol geçerler atalar. Ama bir şey daha demek gerekiyor. Ne kadar yüce dağ olursa olsun eğer üzerinden yol geçiyorsa bir gün tünel de geçer. Tıpkı şoförlerin ve insanlarımızın korkulu rüyası Giresun, Eğriveri Dağı'nın o geçidi. Bazen karda, fırtınada geçit vermez geçidi artık tünellerle aşılıyor. Eğriveri tüneli yapılıyor. Biz tarihe not düşüyoruz. Eğriveri dağlarındayız. Evet, kar kütüklerinin altında o karlı dağlardan aşağı buz gibi akan çeşme ve yaklaşıp bir su içelim çeşmeden. Abi bu sene biz de karar istediniz ya. Normalde biz 3-4 defa geliyorduk. Bu sene kar fazla yağmadığı için mecbur bir sefer gelebildik. Ama Nisan ayı Türkiye'nin hiçbir yerinde kar yok doğru dürüst. İşte bu sene gardan randıman alamadık. Haliyle bu sporu da yapamadık. Yine öyle biraz yapmaya çalışıyoruz kendimiz ya. Bir çağrıda bulun bu kayakçılara, kar bulamayan kayakçılara. Kar bulamayan kayakçılara buraya bir kayak merkezi şart Giresun'a. O zaman çağrıda bulun milletvekillerine, yetkililere, spor bakanı buradan sayın. Başbakanıma sesleniyorum. Bize bir kayak merkezi lazım buraya Giresun halkına. Kerim Aksu, belediye başkanımız. Size de çok teşekkür ederiz. Giresun'da bayağı bir çalışmalar yaptınız ama bu taraflara doğru da çalışma yapmanızı istiyoruz. Teşekkür ederim. Eğriveri Dağları'nın zirvesindeyiz. Altından tünel geçen, bir zamanlar şoförlerin korkulu rüyası olan Eğriveri geçidindeyiz. 2200 metreyi gösteriyor. Evet, eski İpek Yolu üzerindeki bulunan şuhurların korkulu rüyası meşhur Asarcık virajları. 12 virajı inmek, bu yolun tamamını gitmek gibi derecede zor olan bir. Bu nerede viraj, bu viraj efendim? Hemen önümüzde. Aşağısı Asarcık köyü. Cumhuriyet'in son yıllarına kadar burada Türklerin yani Müslümanlar ve Hristiyanlar iç içe yaşamışlar. Ve uzun yıllar komşuluk yapmışlar. Daha sonra sadece Müslümanlar kalmış. Gördüğünüz gibi bu
virajlar burada var öyle mi? Evet. 12 virajdan mı iniyordu buradan? 12, toplamda 18. Aşağıki karşıki virajlar var. Bu geride var. Toplamda 18. 1940'lı yıllarda burada Alucur arabası yuvarlanmış. Şuhurun ismi Gökhan. Hala eski çuhurlar bunu anarlar. 27 kişi ölmüş. Sadece arabanın içinde şoför ve bir asker sağ kalmış. O da şuhur mahallinde olduğu için. Üzerindekilerin tamamı aracın altında yük, üzerinde insan olduğu için araç yuvarlanınca insanlar yükün altında kalarak ölmüş. Meşhur asarcık hanlarından bir tanesinde. Mehmet Özkütükçü'nün hanı, gördüğünüz. Babasının 50 tane sarı liraya aldığını söylüyor. Kendisi bu yol üzerinde yıllarca katıcılık yapmış. Haftada iki sefer Şebinkaraesir Giresun'a gittiğini söyler. Kendisi şu anda 90 yaşında, hala yaşıyor. İmranlı Giresun arasında tren yoluyla deniz arasındaki katırcılık taşımacılığında çok emek vermiş birisi. Burada katırcıların bu handa rahat olarak kaldığı yer. İmranlı'ya trenin geleceğini duydukları an buradan komple İmranlı'ya varıp oradan yükleyecekler, yüklerini alıp buraya kadar gelirler. Kış olduğu vakit Eğribel'den, karakoldan haber beklerler. Fırtına durduğu an buradan devam Eğribel ve Giresun. Fırtınanın olduğu günler günlerce, haftalarca burada kaldıklarını söylüyor kendi beyanına göre. Nasılsınız arkadaşlar? Yaşlar nasıl? Buraya, burası neresi ben bilmiyorum. Yolumu kaybettim. Asarcık köyü. Asarcık köyü mü? Evet. Kaç insan yaşıyor Asarcık köyünde? Siz hep Asarcık köylü müsünüz? Evet. Hep burada mı duruyorsunuz? Evet. Hep bu güzel köyde mi duruyorsunuz? Evet. Bir kıskandık sizi yahu. Hı? Hadi bir el sallayalım. Ben de bir saklambaç oynayayım dedim bu hanımefendiler ve beyefendiyle beraber bir saklambaç oynayacağım. Hadi Yusuf. Hadi Yusuf, sen bakalım hadi. Biz saklanacağız. Hadi bakalım ve saklanıyoruz. Şu anda yumuldu. Hadi saklanıyoruz. Hadi saklanıyoruz. Oh. Hepimizi ebeledi. Ama önce bak bir delikanlı daha geliyor. Önce ben mi yumulacağım şimdi? İlk beni mi ebeledin? Sen nereden gördün beni? Beni arabadan gördü bu delikanlı. Evet, çocuk olmak. O ıssız, sakin, sessiz köylerde çocuk olmak. Onların biraz olsun çocukluğunu azıcık renklendirmek istedik. Biz de saklambaç oynadık, değil mi? Evet. Evet, burası yol hikayesinin önemli noktası. Tarihi Asarcık beldesi, Asarcık köyü. Ve biz tarihi yolu araştırmaya tüm hızıyla devam ediyoruz. Galisar'ın ikinci golüydü. Bir daha söyle bakayım. İkinci golüydü. Nasıl yapılır? Hamur yoğrulur, simit gibi yuvarlak yapılır, fırına atılır, pişer. Attığınız yerden fırından mı onlar? Evet. Şu anda iki usta var galiba, çalışıyor. Biri usta, biri çırak. Kim usta? Usta benim. Adın ne senin? Ayşe Çetin. Bu meşhur Şebinkaraesir golüdinin yapıldığı Asarcık tarihi fırını. Evet. Kaçı satıyorsunuz? 10 lira. 10 lira tanesi. Torba. Torbası 10 lira. Ek sudan ucuz. Hemen ustaya doğru yaklaşalım. Kolay gelsin. Hamuru burada yoğurmuş. Kolay gelsin. Nasıl gidiyor böyle bir bakın bakalım. Ne kadar sürede pişiyor? 15 dakika sürer. Kaç bak da söyle, bana söyle. 15 dakika sürer. En iyi golit nasıl olur? Bir anlatın bakalım. En iyi golit en güzel pişenidir. Güzel fırın güzel yanarsa çok güzel kurur. Çok güzel de ekmek olur. Çok güzel ekmek olur. Evet. Nasıl yenir bu? Islanıp yiyecek. Böyle. Islanıp da yiyecek. Müşteriler var mı, çok sipariş ver? Ne kadar isteyeyim. Bulunduğumuz yer Asarcık madenlerinin işletildiği Arı Deresi ve Asarcık Deresi'nin birleşimindeki fabrika arazisi. Suyla değirmen usulü bu Asarcık madenleri burada öğütülüp buradan da Eribel istikametinden denize ulaştırılmış. Bu fabrikayı biliyor musun? Ben bu fabrikanın kalıntılarını, çatılı halini bu yol geçmeden önce burada var olduğunu kendim biliyorum bizzat. 60'lı yılların sonlarına kadar bu fabrika ayaktaydı. Fabrikanın çalışma usulü değirmen tipi.
tıpkı bildiğimiz şu andaki değirmenler gibi, su değirmenleri gibi bentten, Asarcık Deresi'nden gelen su borudan aşağı inip türbin şeklinde öğütme bölümlerinde madeni öğütüp cevherler de ilk zaman katırlarla, kanlılarla, daha sonra da motorlu vasıtalarla denize ulaştırılmış. Burası neresi efendim? Giresun Şebin Karahisar ilçesi Şaplıca köyü Licese mahallesi. Bu tarihi bir kilise efendim. Biraz bilgi verir misiniz bize? Bizim dedelerimiz mübadilede gelmişler buraya, yerleşmişler. Burada işte gördüğünüz bu tarihi eser kilisede o zamanki Türkiye Cumhuriyeti hükümeti burayı onlara vermiş, tapısını vermiş. Biz de burada doğduk, büyüdük, işte burada yaşıyoruz. Siz burada mı doğdunuz? Evet. Bu şeyde doğdunuz? Evet. Peki anlatın biraz, buraya insanlar geliyor mu, turistler geliyor mu efendim? Geliyor. Nerelerden geliyor? Selanik'ten. Ne diyor gelenler? Bazıları üzülüyor, bazıları seviniyor, ayakta kaldığı için, şahıs eline geçtiği için ayakta kaldığı için seviniyor, bazıları da üzülüyor. Üzülüyor. Evet. Siz ne dersiniz efendim, bir ziyarete gelsin mi insanlar buraları? Tabii ki gelsin. Siz gittiniz mi Selanik'e? Hayır. Gitmek ister misin? İsterim tabii ki. Ben belgesel... Dedem çok üzülüyordu. Orada bir yeni ev yapmış, bırakmış, gelmiş. Ona çok üzülüyordu dedem. Sürekli onu söylüyordu. Ben dedemi biliyorum, hatırlıyorum. Ne anlatıyordu dedeniz? Bir anlat. Sadece o evinden, yeni yaptıkları için ona üzülüyordu, bıraktığı için. Adı soyadı ne dedenizin? Talip Demir. Talip Demir, evet. Burası devlet buna alsın, onarsın, istimlak etsin, alsın, onarsın. Tarihi de kazanırsın tarih. İnsanlığın ortak mirasıdır. Tarihi değerdir. Tarihi tapu senedidir onlar. Evet, bir zamanlar burada Hristiyanlar yaşıyorlardı. Selanik'e gittiler. Selanik'ten de buraya Müslümanlar geldi. Burada dünyaya gelmiş Selanikli bir aile ve o ailenin dedesinin oraları ne kadar özlediğini kendisinden dinledik. İşte burada böyle bir tarihi eser var. Yetkilileri, Kültür Bakanlığı'nı, devletin ilgili ve yetkililerini buradan göreve davet etmek istiyoruz. Bu geçmişte mabed olan kilise koruma altına alınmış durumda ama bu kültüre kazandırılsın, turizme kazandırılsın, gelecek kuşaklara kazandırılsın. Bu insanlığın ortak değeridir, kültür mirasıdır. Evet, desenleri görüyoruz. Ver, bir tarihi eser bu. Bizim kültürümüze ait, burada geçmişte yaşayan insanlara ait. Yunanistan o camileri yıkıp yaktığında onlara sert tepki göstermiştik. O Kavala'daki yıkılan camiyi göstermiştik. Atina'daki o Fatih Camii'ni açmıyorlar maalesef. Ama onlara inat, bu eserleri biz koruyup gelecek kuşaklara aktaralım ve Yunanlıların da gözünün içine sokalım. Atina'daki tarihi Fatih Camii'ni ibadete açsınlar. Orada maalesef kapalı. Buradaki bu eser de kaderine terk edilmiş durumda. Bu aslında insanlığın, bizim ortak kültür değerimiz ve mabed olarak geçmişte kullanılmış bir kilise. Yıkık ve perişan hali insanı gerçekten üzüyor ve kahrediyor. Bu kiliseyi yapan Rumlar aslında 1853 yılı Osmanlı Kırım Savaşları, Rus Savaşları'nda Kırım Savaşları'nı kazandıktan sonra Rusya coğrafyasından Avrupalıların isteği üzerine buraya getirilen Rumların Karadeniz, Ordu, Giresun, Trabzon bölgesine getirilip yerleştirilen Rumlar tarafından yapılıp kurulmuştu. Zaten kilisenin tarihi de 1876'yı göstermekte. Buraları da maden olduğu için de özellikle madende çalışmak ve maden işletmek üzere buraya geldiklerini biliyoruz bunların. Nedir burası? Burası kilisedir efendim. Ev olarak da mı kullandınız? Evet, ev olarak da kullanıldı. Kullanıldı. Kimden kalma? Ermenilerden kalma. Ermeni kilisesi. Evet. Var mı içeride bir şey? Yok. Görmek imkanı var mı? Tabii, buyurun. Bir görelim hadi bakalım. Evet, mabetler. Hangi dine mensup olursa olsun kültürümüzdür, tarihimizdir, Anadolu kültürüdür. Ermenilerden kalma bir kilise Şebin Karahisar Giresun yolu üzerinde. Ve şimdi onu bir gezelim, görelim dedik. Bakalım ne var içerisinde. Yol hikayeleri. Bizim yolumuz. Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasındaki o tarihi yolu. Tarihi İpek Yolu. O İpek Yolu güzergahı üzerindeki tarihi bir Ermeni kilisesi. Evet.
onların şu an kullandığı Ermeni kilisesini kullanan insanlarımız. Yıkılmasın diye de bir takım ihtiyaçlarını görüyorlar burada. Evet. Ama bu değerler evet, bizim evet. değerlerimiz, bizim kültürlerimiz. Evet. Nasılsınız efendim? İyiyim, çok şükür. Ne yaparsınız, ne işlersiniz buralarda? Bu hayvanları yayarız, arıcılık yaparız, sebze yaparız. İşte kendi halimizde uğraşıyoruz. Şebin Karaysan'ın tüm yemeklerini yaparım, her şeyi yaparım. Her şey elimizden geliyor. Bir anlat, hangi yemekleri var Şebin Karaysan'ın? Şebin Karaysan'ın... Valla neydi sayayım, adıma var, ayran çorbası var, kadayıf var, sironu var, katmeri var, her şeyi var, keşke var, patates yemeği var, her şeyi var işte. Sarması var, işte sütlacı var, helvası var, onun helvası. Burada sorarsan bizim balımız en güzel olur. Balımız burada. En meşhur bal, şekersiz balı. Çiçek balı en güzel olur çünkü. Bizim buramızın. Karışık bal yani. Şebin Karaysan'ın en güzel balıdır. O zaman buraları görmeyenlere bir çağrıda bulunun bakalım. Buyursunlar, yesinler, yesinler, tadına baksınlar. Ağzı şey, temposun 15'inden sonra gelsin, buyursun, bal yesinler. Köprüler, kıtaları birbirine bağlayan köprüler, gönülleri birbirine bağlayan köprüler, kültürleri birbirine bağlayan köprüler ama Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasındaki yaptırdığı onlarca köprülerden birisi Şebin Karahisar yakınlarında o taş köprü 130 yıldır halen ayakta ve biz o yol hikayesini araştırmaya, bu yol üzerindeki kültür ve medeniyet tarihimizin izlerini tek tek ekranlara getirmeye devam ediyoruz ve Şebin Karahisar'a geldik. Tam zaradan gece geçtim, karlı buzlu sular içtim. İnanmayın eş ve dostlar, ben o yardan vaz mı geçtim? Leli leli tam zara, iki somun on para. Leli leli tam zara, iki somun on para. Tam zarada yedi pınar, içen onu her daim anar. Leli leli tam zara, iki somun on para. Leli leli tam zara, iki somun on para. Yollardayız Halil Rifat Paşa'nın Şebin Karahisar Giresun arasında açtığı o yol hikayesini araştırırken Tamzara'ya yolumuz düştü. Burası Tamzara. Türküsüyle bildiğimiz, üzümüyle bildiğimiz, kültür ve medeniyet geçmişiyle bildiğimiz Tamzara'dayız. Şimdi bir değerli dost var. Mikrofonu kendisine uzatıyoruz. Tamzara'nın tarihiyle ilgili bilgi alıyoruz. Buyurun. Tamzara'nın kuruluşu hakkında kesin bir bilgi olmamakla beraber buranın Osmanlı döneminden önce, Anadolu Selçukluları döneminde kurulduğu hakkında Hasan Tahsin Okutan isimli bizim bir baş öğretmenimiz vardı. Onun Şebin Karahisar tarihi, coğrafyası ve kültürel yapısını anlatan kitabında ifade edildiğine göre efendim Anadolu Selçukluları dönemine rastlıyor buranın kuruluş tarihi. Tamzara isminin nereden geldiği hakkında şöyle bir efsane var ama ne derece doğrudur kesin bilen yoktur. Çok eski tarihlerde burası ormanlarla kaplı bir bölgeymiş, havzaymış. Buranın kuzeydoğu batısında Göynük isimli bir köy var. O zamanlar nüfus çok kalabalık. Şu anda Şaplıca köyüne bağlı. Orada bir adam öldürme vakası olmuş. Kolluk kuvvetleri, o zamanın kolluk kuvvetleri Tamzara'nın batı kısmından geçerek Göynük denilen yere, olayın vuku bulduğu yere giderken askerlerden bir tanesinin zaralı olduğunu söylüyorlar. O asker demiş ki burası ne kadar güzel, tam bizim Zara'ya benziyor demiş. Güya anlatılanlara göre Tamzara ismi bu şekilde konulmuş. Tamzara kültürel açıdan derin bir kültüre sahip bir yerdir. Burası
Burada Osmanlılar döneminde Ermenilerle Türkler iç içe yaşamışlar. Ermeniler ticaretle uğraşmışlar. Türkler de daha ziyade hayvancılık, efendim, tarımla iştigal etmişler. 1915'ten önceki yıllarda burası kasaba halindeymiş. Şevin Karahisar Sancağı'na bağlı, o zaman Şevin Karahisar Sancak Beyliği'ymiş. Sancak Beyliği'ne bağlı bir kasabaymış. Ve buranın 5000'li o dönemlerde, yani 1915 öncesinde, bu Ermenilerin tehcir olayından önce 5000 civarında nüfus olduğu kayıtlarda, resmi kayıtlarda bilinmektedir. Bu Ermeni isyanı ilk kez Anadolu'da Şevin Karahisar'da olur ve 480 Türk asker katledilir Ermeniler tarafından. Evet. O konuda bilginiz var mı efendim? 480 değil de ben 387 olarak biliyorum. Nedir efendim o tehcir? Yani ilk Anadolu'da Ermeni isyanı burada ve Şevin Karahisar'da. Şevin Karahisar Adana, Sivas bu bölgelerde daha çok meydana gelmiş. Şevin Karahisar'da Ermenilerle iç içe yaşarken dış güçlerin desteğiyle Ermeniler isyankar olmaya başlamışlar. Çeşitli yerlerde komiteler kurmak suretiyle kendi milliyetçilik akımlarını güçlendirmek ve burada bir Ermeni devleti kurmak veyahut da buralarda o Ermenistan adı altında kurulacak devlete, devletin toprakları arasına burayı da katmak için ilk isyanların burada Tamzara'da, Şevin Karahisar'ın Yaycı köyünde olduğu söylenir. Bu şeylerde Ermeni isyanları sırasında Hasan Tahsin Okutan'ın Şevin Karahisar çevresi, kültürel durumu ve tarihçesi kitabında belirtildiğine göre 387 tane Türk katledilmiş. Buna karşılık 93 tane de Ermeni'nin katledildiği bu kitapta yazılmaktadır. Tamzara'nın üzerine dinle beni de söz mü oy oy oy. Dinlemesen de sözümü şeker yarim, göremesin yüzümü. Dinlemesen de sözümü göremesin yüzümü. Tamzara'nın yolları dönümlüdür de dönümlü oy oy oy. Kalk giderim de sevdiceğim, yalan dünya ölümlü. Kalk gidelim de güzel yârim, yalan dünya ölümlü. Bravo, isim? Yıkta Şişman. Kimdir bu şişmanlar? Şişmanlar Tamzara, Şevin Karahisar Tamzara mahallesine ilk gelen kabilelerin torunu. Çekerim aşk çilesini kara bağrım yanar oldum. Çekerim aşk çilesini kara bağrım yanar oldum. Sevdim candan birisini acımadan yalan oldu. Şevin Karahisar'da önemli bir tarihi eser Fatih dönemine ait Fatih Sultan Mehmet Camii taş yapısı mimarisiyle göz ve gönül okşayıcı Fatih Camii Şevin Karahisar. Müzik
bir yol hikayesiyle karşınızda olduk. Halil Rifat Paşa'nın gitmediğiniz yer sizin değildir diyerek o insan gücüyle açtığı Şebin Karahisar Giresun yolunu Giresun limanından çıkarak adım adım belgeselleştirerek değerli rehberimiz Metin Koç Bey eşliğinde anlatımlarıyla belgeselleştirerek Şebin Karahisar'a geldik. Şebin Karahisar kültür tarihimizin muhteşem geçmişinin olduğu yer. Şebin Karahisar Selçuklu'dan Osmanlı'ya, Osmanlı'dan Türkiye Cumhuriyeti'ne tarihimizin önemli kilometre taşı. Bir başka Devre Alem programında buluşmak üzere Şebin Karahisar'dan Allah'a ısmarladık değerli izleyenlerimiz.